Arkadaşlar merhaba. İsmim Özge Demirel. E, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yan dallardan sosyoloji e, dersini size anlatacağım. Öncelikle KPSS sınavında alan sınavında e, sosyoloji nasıl ne hangi kapsamlarda biraz buna bakmak lazım. Şimdi KPSS sizden ee, çok basit düzeyde bir sosyoloji bilgisi istemiyor aslında. Ama çok kapsamlı bir sosyoloji bilgisi de istemiyor. Yani siz bir sosyoloji öğrencisi kadar sosyoloji bilmek zorunda değil elbette değilsiniz. Ama bir sosyoloji birinci sınıf öğrencisi kadar sosyoloji giriş bilmek zorundasınız. Bizim de bugün e, bu, bu derste yapacağımız şey aslında tam olarak bir sosyoloji giriş e, dersi yapmak. E, şimdi soru tipleri nasıl oluyor? Biraz onu ondan bahsedelim. İki tip soru e, soruyor aslında e, sınav bize sosyolojiden. Birincisi yorum sorusu, ikincisi bilgi sorusu ve en son e, bilgi üzerine bir yorum sorusu geldi. Geçen seneki Weber sorusuyla. Şimdi Weber sorusunu, geçen seneki Weber sorusunu yapabilmek için gerçekten sizin iyi bir yöntem, sosyolojik yaklaşım ve e, tam da Weber'i, bilmeniz iyi bilmeniz gerekiyor. Biz bu derste bunları daha detaylı bir şekilde anlatacağız ki bir sıkıntı yaşamayalım diye. Hangi konulardan bahsedeceğiz peki? İlk önce sosyolojinin konusunu kapsamını e, inceleyeceğiz. Sosyoloji nasıl bir bilim? Hangi konularla ilgileniyor? E, özellikleri, amaçları nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Yöntemi nedir? Hangi bilimsel yöntemi kullanıyor? Hangi yaklaşımlar? E, kullanılıyor sosyolojide ve önemli sosyologlardan bahsedeceğiz. Hem Batı'da hem de e, Türkiye'de. Bunun haricinde bir takım alt dallarından bahsedeceğiz. Kültür gibi, aile gibi, e, toplumsal tabakalaşma, eşitsizlik gibi bu gibi konuları bu ders kapsamında göreceğiz. Sosyoloji Nasıl bir bilim? Hangi konularla ilgilenir? Tanımı, konusu, kapsamı nedir? Biraz bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle sosyoloji geleneksel toplumdan modern topluma geçişte doğmuş, bu toplumsal değişimi anlamak üzerine doğmuş bir bilimdir. Sosyoloji peki Nedir, neye bakar, neyle ilgilenir? Sosyoloji birey toplum ilişkisini, toplumsal grupları, toplumsal örgütleri, kurumları, kurumlar arasında ilişkileri, toplumsal etkileşimi bilimsel olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Yani sosyoloji toplumsal olay ve olguları ilişkiler bağlamında sistematik olarak inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji temel olarak şu konularla ilgilenir. Birey grup ilişkisi, statü, rol, konum gibi davranışlar. Toplumsal gruplar, gruplar arası ilişkiler, toplumsal değişme, toplumsal devrim, toplumsal evrimler, toplumsal tabakalaşma, sınıf, zümre, kast gibi konular. Toplumsal eşitsizlik, ne gibi eşitsizlikler olabilir? Ekonomi temelli eşitsizlik olabilir. Cinsiyete dayalı eşitsizlik olabilir vesaire, siyasal eşitsizlikler olabilir. Kültürel unsurlar, kültürel değişme, kültürel süreçler. Antropolojinin de konusudur bunlar. O yüzden ortak kalan iyi bilmemiz lazım. Mesela kültürel çatışma, kültürel bütünleşme gibi konular ve toplumsal değer ve normlar sosyolojinin doğrudan incelediği konulardır. Bu anlamda dikkat ettiyseniz biraz böyle makro yani büyük büyük tanımlamalar yaptık. Tabakalaşma, eşitsizlik, sınıf gibi. Bir de daha böyle küçük Birey, grup, statü gibi kavramlardan bahsettik. Bu aslında bize sosyolojinin iki temel alanı olduğunu gösteriyor. Bunlardan biri makrososyoloji, bir diğeri de mikrososyolojidir. Makrososyoloji dediğimiz şey toplumun kendisi, genel yapısı, genel ilişkilerine odaklanır. Örneğin ekonomi kurumu, aile kurumu, din gibi kurumların düzenliliklerini bu toplumsal düzen içerisinde e, siyasal düzenler, ekonomik sistemler gibi konularla ilgilenen sosyoloji alt dalı makro Ama eğer sosyoloji gündelik ilişkilerden e, bireyin grup ara, bireyin birey ve grup arasındaki ilişkilerden gruplar arası ilişkilerden bahsediyorsa Buradaki e, toplumsal davranışlardan ve toplumsal ilişkilerden bahsediyorsa mikro analiz yapıyor demektir. Tabii ki bu iki iki alan birbirlerinden bağımsız alanlar değiller. Yani makro sosyoloji ve mikro sosyoloji birbirleriyle ilişkilidir. Ne demek istiyorum? Örneğin siz e, aile aileden aile içi ilişkilerden, birey grup ilişkisinden bahsederken makro kuramın aile analizlerinden e, faydalanırsınız. Gelelim sosyolojinin amaçlarına. Sosyolojinin amaçları şu şekilde sıralanabilir arkadaşlar. Şimdi sosyoloji toplumsal ilişkileri, toplumsal eylemi, toplumsal davranışı ve toplumsal yapıyı anlamak istiyor. Peki bunu hangi amaçlarla anlamak istiyor? Öncelikle tam da bu toplumsal değişimin yönlerini anlamak, bunları ilerideki değişimleri öngörebilmek için bilmek istiyor. İkincisi sosyoloji toplumları tarihsel süreç içerisinde zaman ve mekana bağlı somut koşullarıyla anlamak istiyor. Bir diğeri toplumsal ilişkileri bilimsel olarak anlamak ve açıklamak istiyor toplumsal değişmeyi nedenleriyle birlikte anlamak ve en önemlisi toplumlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit edip toplumsal benzerlikler üzerine genellemeler ulaşmak istiyor. Gelelim sosyolojinin temel özelliklerine. Arkadaşlar sosyoloji olması gerekenle ilgilenmez çünkü o felsefe değil. Sosyoloji olanı inceler bir bilim olduğu için. Ne demek istiyorum? E, şundan bahsediyorum. Ahlak kuralları, normlar, hukuk Bunlar normatif alanlardır. Yani kural koyarlar. İyi, kötüyü tespit ederler ya da iyi davranış, kötü davranış gibi tanımlamalar yapabilirler. Ama sosyoloji bunu yapmaz. Sosyoloji için yargı yoktur. Yani iyi davranış, kötü davranış olması gereken davranış gibi bir analize gitmez sosyoloji. Sosyoloji örnek veriyorum, kamusal alanda insanlar nasıl davranmalı diye bakmaz. Kamusal alanda insanlar nasıl davranıyorlar diye bakar. Bir diğer özellik sosyoloji tek tek bireylerin sorunlarıyla ilgilenmez. Daha doğrusu sosyoloji bireysel olan da toplumsal olanı görmeye çalışır. Ne demek istiyorum? Şundan bahsediyorum. Örneğin güvencesiz çalışan bir işçi var diyelim. Sosyoloji birebir sadece bu işçinin neden güvencesiz çalıştığına bakmaz. Güvencesiz çalışmanın toplumsal koşullarını, nedenlerini, hangi toplumsal olgularla ilişkili olduğunu inceler. Bir diğeri sosyoloji arkadaşlar doğa bilimleri gibi bir bilim değildir. Yani doğa bilimleri ne yapar? Deney yapar. Deneyle bir sonuca ulaşır. Ama bizim araştırma nesnemiz insan insana dair insanla ilişkili ilişkiler, toplumsal ilişkiler. Dolayısıyla biz sosyolojide deney yapmıyoruz. Çok kullandığımız bir yöntem değil. Laboratuvar ortamında sınanabilecek bir gözlem alanımız yok diyebiliriz. Ee, bir diğer özelliği sosyoloji bir toplumsal olguyu başka toplumsal olgularla açıklar. Toplumsal olgu dediğimiz şey toplumsal gerçekliklerdir aslında. Yani bir toplumsal gerçekliği ancak başka bir toplumsal gerçeklikle açıklayabiliriz. Örnek veriyorum. Köyden kente göç bir toplumsal olgu. Bu toplumsal olguyu biz nasıl çalışabiliriz? Başka toplumsal olgularla birlikte. Yani tarımda makineleşme Büyük toprak sahipleri, mirasla birlikte bölünen topraklar gibi sebeplerle göç olgusunu ele alabiliriz. Bir diğer özelliği arkadaşlar, sos süreci toplumu bir bütün olarak ele alır. Yani siyasetiyle, ekonomiyle, din kurumuyla bütün aklınıza gelen tüm kurumlarla birlikte ele alır. Bu da siyaset bilimi, ekonomi, e, psikoloji gibi birçok bilimle disiplinler arası nitelikte çalıştığını bize göstermektedir. Sosyolojinin özelliklerini sıralarken size bir şeyden bahsetmiştim. Dedim ki sosyoloji bireysel olanda toplumsal olanı görmemizi sağlar. Bu ne demek aslında? Bizim için çok önemli bir perspektiftir bu. Biz buna sosyologlar sosyolojik bakış açısı diyoruz. Ya da sosyolojik düşünme ya da sosyolojik imgelem. Charles Mill'in bir tanımlamasıdır bu. Sosyolojik bakış açısı demek tam da bir bireysel olarak yaşadığımız sorunların aslında bireysel olmadığını, toplumsal olduğunu bize göstermesidir. Eleştirel olmaktır. Bu zamana kadar doğru bildiğimiz şeyleri, doğru olmayabileceğini, başka türlüsünü mümkün olabileceğini bize veren bir bakış açısı, eleştirel bakış açısı sağlar. Gelelim sosyolojinin temel kavramlarına arkadaşlar. Sosyolojinin temel kavramları arasında toplum, toplumsal olgu, toplumsal olay, toplumsal yapı kurum gibi kavramlara bakacağız tabi ilk önce araştırma nesnemiz olan yani bilmemizin konusu olan toplumun ne olduğuna bakmak gerekiyor Şimdi toplum toplumsal gereksinimleri karşılamak için belirli bir coğrafi mekanda, bir araya gelen, ortak bir kültürü paylaşan ve ortak kurumları paylaşan insanlardan oluşur. Tabi bir e, niceliksel olarak kalabalık olmak, yani sayısal olarak bir arada olmak toplum olmak için yeterli değildir. Ya da başka bir ifadeyle nicel olarak insanların bir araya gelmesiyle toplum oluşmaz. Toplumda toplumdan söz ederken biz örgütlü, karşılıklı ilişkiler bütününden söz ediyoruz. Bu çok önemli. Toplum demek örgütlü, karşılıklı, toplumsal ilişkiler ilişkiler bütünü demektir. Peki toplumdan söz edebilmek için hangi unsurlara ihtiyacımız var? Üç temel unsurumuz var. Bunlardan biri tanımda da verildiği gibi ortak bir toprak parçası, ortak bir kültür ve ortak toplumsal kurumlardır. Şimdi e, önemli bir kavram karmaşısı olabiliyor bazen toplumla ulus kavramı birbirine karıştırılabiliyor. Şimdi Ulus yerine millet de kullanılıyor biliyorsunuz artık. Millet eskiden daha dinsel bir anlam ifade ederken bugün so somut bir sosyolojik kavram olarak kullanılıyor. Yani ulusla eş anlamda kullanılıyor. Biraz onu tanımlayalım. Ulus ne demek? Ulus aslında batıda feodalizmin yıkılışından kapitalizme geçiş sürecinde aynı toprak üzerinde yaşayan ortak dil, din, kültür bağı bulunan ortak amaç ve tarih bilincine e, birinci etrafında birleşmiş bağımsız bir siyasi otoriteye dayalı insan topluluğu demek. Şimdi burada örnek Türk milleti, Türk, Fransız milleti gibi örnekler verebiliriz. Ama önemli olan şu arkadaşlar, ulus dediğimiz kavram bir varsayım içerir. Bir soyutluk içerir. Soyut bir birlikteliktir. Yani resmi olarak tanınmayı içeren siyasal bir kavramdır. Toplum ise kendi varlıklarını kendileri karşılayan, kendi ilişkilerini kendi sürdüren insan gruplarıdır. Dolayısıyla her ulus bir toplumdur ama her toplum bir ulus değildir. Evet arkadaşlar bu dersimizde sosyolojinin tanımı konusu kapsamından, özelliklerinden ve amaçlarından bahsettik. Sosyolojinin temel kavramlarından toplumun tanımını yaptık. Bir sonraki dersimizde toplum sınıflandırmalarıyla devam edeceğiz.